Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün köyde kampa geldim. Ormanda bir gece kamp yapacağız. Soğuk havanın güzelliğiyle birlikte. Ateşimizi yaktık. Şimdi çadırımızı kuracağız. Devam edelim. I walk to you so I can be close to you. It's really simple if you look at it that way. Time that we get by with money we don't know. Pockets empty but ours are full anyway. Hey, playing like children and love like R&J. You were too good for me but I wanted you anyway. Evet, şimdi sırada çadır kurma. Çadırımızı kuralım, ondan sonra oturmaya devam edeceğiz. Birazcık tatilimiz bitmeden güzel anlar geçirelim diye. Bugün de çadır kuralım dedik. Ormanda bir gece. Güzel bir bağ yapalım şuraya. Merak ettiğiniz denizcilik bağları varsa, hangisini merak ediyorsanız, hangisini yapmamı istiyorsanız, onu sizin için yapabilirim. Şimdi biraz sonra çadırımın köşelerinden çiviyle yere sabitleyeceğim. Çadırın kendi çivileriyle. Bir yetişkin ve bir çocuk olmak üzere iki kişilik. İki yetişkin, yani boy benim gibi ise biraz zor. Fazla bir bağ atmaya gerek yok. Zaten uçmaz. Bağda kolay kolay çözülmez. Bağda kolay çözülmez. Zaten bu attığım bağda kolay kolay çözülmez. Evet, çadırımızı kurduk. Şimdi birazcık çalıştık. Kahve yapacağımı düşünüyorum. Kahvemizi içelim. Ondan sonra tekrar doğaya gezerken sizlere aktaracağım. Tabiatımız çok güzel Karadeniz olarak. Karadeniz'de Sinop Ayancık Ömer Düzgün'deyiz. Umarım dolayı da görsün. Fena. Kameradaki arkadaşım bir soru sormak istiyormuş. Onunla sorsun. Denizde bir gün nasıl geçiyor? Denizde bir günü. Denizde bir günü aslında çok güzel geçiyor. Çalışmak olsun. Çalışmayı seviyorum. Cidden yani yorulsam da beden olarak aşırı yoruluyorum. Belimde problem olduğu halde, belim ağrıdığı halde seviyorum. Yani güzel oluyor. Ama devamlı bütün olduğu zaman, insan dinlenemediği zaman illaki yani doğal olarak bıkkınlık geliyor. Ama o geçici bir bıkkınlık. Güzel yani. Seviyorum. Yeri geliyor. İş olmadığı zaman avargadayken falan bekliyoruz. Genelde avargada beklediğim zaman rastla boya yapıyordu. Çok fena ya. Ağlatacak nankör. İşte dediğim gibi avargada beklediğimiz zaman genelde duruyoruz. Ama onun haricinde seyirdeyken yüklüysek o zaman kesinlikle zaten güverteye çıkmıyoruz. Çünkü lodos, fırtına, dalga, o bu derken sıkıntı yaşıyoruz. O yüzden güzel geçiyor. Ben denizciliği seviyorum ve sevdiğim bir meslek.
devam edebildiğim kadar da edeceğim. Yani bunun her zaman arkasındayım. Kahvemizi koyalım. Şu kampta ateşin dumanını ayarlayamıyorum. Her türlü geliyor. Kapat. Bugünkü kamp günlüğümüz bu kadar. Gece ışığımız olmadığı için videosunu size aktaramayacağım. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizin desteğini bekliyorum. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.